Ne oldu İpek'in bankacı arkadaşı Şükran? Galiba ondan bir şey çıkmadı. Çıkacak Müjgan'cığım, çıkacak da böyle işlerde biraz sabretmek gerekiyor değil mi? Tabii canım. İpek pırlanta gibi kız. Ondan iyisini mi bulacak çocuk? Tabii tabii, İpek pırlanta tabii de. Çocuk da koskoca bir bankanın müdürüymüş Sevinç Hanım. Yani doğada her şeyin bir dengesi var. Vallahi ben çok inanıyorum Müjgan'cığım, bu işin sonu hayırlı. İnşallah olur. Neden sizin ailenin şöyle hali vakti yerinde bir damadı olmasın değil mi ama? Ya ötekisinin evine haciz gelmiş galiba. Ay çok üzüldüm. Buraya da iyice yerleşirler artık. Yerleşirler, yerleşirler ama hacizden değil. Biz gidelim yeni bir ev tutalım anne diyorlar ama ben izin vermiyorum. Ne de olsa bir damadım var işte. Bazıların o da yok. Ay hadi hadi bir fal kapatın da ben bakayım da görelim şu işin sonunu. Bakın bari kapıdan girmiyor, fincandan çıkar belki çocuk. Ay Allah'ım inşallah evlenir şu kız şu çocukla. Ay inşallah. Ay biliyor musun Defne, Berke ile aramız düzeldi. Bu akşam da yemeğe çıkacağız. Vallahi şekerim bu Berke 2 yılda 5 tane spor araba değiştirdi ama hala seni değiştiremedi. Herhalde seviyor beni. İpek senin neyin var? Yok bir şey. Çağatay ne yapıyor? Görüşüyorsunuz değil mi? Bize yemeğe geldi geleli aramıyor çocuk. Aa neden acaba? Çünkü evlenme düşüncesinden korktu. Koca peşinde koşan salak kızlardan sanıyor beni. Bizimkiler biraz fazla imada bulundular da yemekte. Ay çok kötü olmuş. Erkek milletin evlilik dedim mi kaçıyor. Ben bir kere Berke'ye evlenelim dedim. 6 ay ortadan kayboldu. Bu ilişki bitti. Bir daha beni hiç aramayacak. Ay arar abla, işi vardır. Arasa da artık çok geç. Niyetim evlenmek olmasa bile evlenmekten çekinen bir adamla birlikte olamam ben. Alo? Çağatay? İyiyim. Sen nasılsın? Önemli değil canım. Benim de işlerim vardı zaten. Ulan, ulan daha bir bardak çayı taşıyamıyorsun, bir de bilgisayar istiyorsun ya. Pardon usta ya, ya sen öyle bakınca... Nasıl bakınca? Ya çok sert bakıyorsun usta, heyecanlandım. Ya ben sakarım demiyor da suçu bir de bana atıyor. Bakma öyle, bakma hadi süpür şuraları. Ne oldu Hasan? Düştüm. Oğlum nerede kaldın? Araştırdım baba, Kadıköy'e gittim geldim. Dur Hasan. Ne kadarmış? Öyle çok bir şey değil baba, ucuz. Tamam, kaç para? Şöyle eli yüzü düzgün bir şey, $500 falan. $500? Evet. Yok, yok, yok. Tamam, unutun bilgisayarı, bilgisayarı. $500'a ben buraya tornacı robot alırım be. Hadi işinize, hadi, hadi, yürü. $500. Anne, nasıl olmuşum? Ay, harika olmuşsun. Aferin benim kızıma, prenses, prenses. Ben sana demedim mi arar diye, bak aradı. Evet, anne demiştin. Baban gelmeden git görüş arkadaşınla. Dur şu saçına bakayım. Akşama da geç kalma, ha. Tamam mı? Anne, onkine söyleme. Nereye gideceksiniz? Yemeğe. Yemeğe ama özel bir yemeğe. Özel mi? Nasıl özel? Bilmiyorum, öyle demiş ablama. Güzel giyin, şık ol, sana bir sürprizim var demiş. Aa! Ne acaba? İstersen sen de gel anne, beraber gidelim, kendin sorarsın. Gelirim vallahi. Babamı da bekleyin, o da gelsin. Of Defne, işiniz gücünüz gevezelik yani. Hadi hadi, ben çıkıyorum artık. Hadi canım, güle güle, bol şanslar sana. İnşallah şu Müjgan teyzeni mahcup ederiz. Müjgan teyze mi? Ne Müjgan'ı? Müjgan dedin ya anne. Ben mi dedim? Müjgan mı dedi? Yok canım, aman ne Müjgan'ı canım? Mücver dedim, kabak mücveri. Ne zamandır yapmıyoruz ya kabak mücveri yapalım. Aman ablanı tutma, gitsin canım. Sen de git kabakları çıkar şeyden, buzdolabından. Hadi çocuğum, çok bol şans. Ay. Ne dedi Müjgan teyze, anlatsana. Gel buraya saçımı başımı yol dedi. Ne diyecek? Tamam ya, tamam. Sen de bana hiçbir şey anlatma zaten. Ne bileyim ben. Deli kız.